Herkese merhaba, ben doçent doktor Savaş Özsu, Çakmak Erdem Hastanesi Göğüs Hastalıkları. Bugün sizlere zatüre ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Zatüre nedir? Zatüre akciğer dokusunun iltihabına diyoruz. Genellikle mikrop kaynaklı oluyor. Bu da bakteri, virüs ya da işte mantar enfeksiyonlarına bağlı akciğerlerde iltihaplanma oluşabiliyor. Buna tıbben pnömoni diyoruz bu hastalığa. Hastalıkta genellikle semptomlar ateş, üşüme, titreme, öksürük, balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi semptomlar olabilir. Bazı hastalarda ise akciğer dışı şikayetlerle bize gelebilir. Bulantı, kusma, kemik ağrısı, eklem ağrıları, baş ağrısı, mesela kulak ağrısı gibi semptomlarla hastalar bize başvurabiliyor. Pnömoni tehlikeli bir hastalık mı, ciddi bir hastalık mı? Gerçekten de pnömoni önemli bir hastalık. Dikkat edilmesi gereken, muhakkak bir göğüs hastalıklarına eğer uzayan şikayetler varsa, bir üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası, bir boğaz ağrısı sonrası, öksürüğün devam etmesi, ateşin devam etmesi söz konusu ise bu durumda zatüre olabilir hasta. Bu nedenle de en yakın bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmasında fayda var. Zatüre tedavi edilebilir bir hastalık mı? Gerçekten de tedavi edilebilir hastalık. Eğer hasta erken dönemde doktora başvurursa tedavi edilebilir ve normal eski hayatına devam edebilir. Zatüreyi biz nasıl anlıyoruz? Hastanın şikayetleri önemli. İşte öksürük, nefes darlığı, ateş gibi şikayetler varsa, muayenede bazı bulguların olması, kan tahlilinde enfeksiyon değerlerinin yüksek olması, yine akciğer grafisi çektiğimizde pnömoniyi düşündüren, zatüreyi düşündüren bulguların olması bize tanı koyduruyor. Tedavi nasıl yapıyoruz? Tedavide genellikle antibiyotik tedavisi her hastaya veriyoruz. Hidrasyon dediğimiz bol sıvı alması, istirahat önemli. Hastalığın ağırlığına göre bazı hastalar ayaktan tedavi edilebiliyor. Bazı hastalar ise hastanede tedavi edilebiliyor. Zatüre teşhisi alan bir hasta takipte ne yapmalı? Bir kere antibiyotik başladıktan sonra bir hafta ya da iki hafta sonra muhakkak bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı, kontrolünü, muayenesini yaptırmalı, filmde gerileme var mı? Bunlara muhakkak baktırmalıdır. Zatüre geçiren hastalar hayatında daha sonra nelere dikkat etmeli? Eğer hastada kronik bir rahatsızlık varsa, böbrek yetmezliği, işte diyabeti varsa, kalp hastalığı varsa muhakkak bunların kontrol altında olması gerekiyor. Çünkü bunlar bağışıklık sistemini baskılıyor. Yine kortizon dediğimiz hapları alıyorsa, bir romatolojik hastalığı varsa bunlarda vücut direnci düşer ve zatüreye yakalanma riski daha fazla olur. Özellikle kronik rahatsızlığı olan ya da 65 yaşın üzerinde olan kişiler her yıl muhakkak grip aşısını olmalı. Yine zatüre aşısını olmalı. Hijyene özellikle dikkat etmeli, dengeli beslenmeli. Bu tür durumlara dikkat ederse tekrarlama riskini azaltmış oluruz. Ben size teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.